Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte hem bir şey söyleyeceğim hem de Küçük Beyaz'ınkinden okuyacağız. Kapağında karakteri böyle. Diyeceğim şey, her zaman ben videolarımı yapıyorum ve o günler videolarımı yayınlıyorum. Bir de 3 defa erkek, 3 defa kız, öyle öyle okuyorum. Şu an kızlardayız. Bu sonuncu kız. Sonra erkekleri yapacağız. Hadi biz videomuza başlayalım. Küçük Beyaz'dan. Küçük Beyaz'dan yapacağını sandığınız ve ne varsa hep zıttını yapar. Arkadaşlar bu arada zıt demek şey demek. Her şeyin tam tersi söylemek. Her şeyin tam tersi yani. Mesela televizyonu açmasını isteseniz ışığı açar. Saati sorsanız tarihi söyler. Her zaman ama her zaman demek istediği şeyin zıttını söyler. Arkadaşlar sayfası böyle. Sayfalarını göstererek gideceğim. Onu söyleyeyim. Ne var ki? Bu tamamen onun suçu değil. Karmaşa diyarında yaşadığı için böyle. Arkadaşlar her bir küçük bayan, yani bu serinin bütün karakterleri bir tane şey diyarda yaşıyor. Öyle söyleyeyim. En sonlu maşırın ne var ki? Bu tamamen onun suçu değil. Arkadaşlar. Okey. Karmaşa diyarında yaşadığı için böyle. Bu diyar öylesine karman çorman öylesine alak bullak bir yer ki herkes aklı beş karış havada gezer. Karmaşa diyarında şöyle derler. Burada herkes aklı 15 karış aşağıda gezer. Aslında 5 karış havada gezen de olması lazım. Arkadaşlar sayfası böyle. Karmaşa diyarı sahiden de çok garip bir yer. Burada solucanlar deliklerde yaşamaz, ağaçlarda yaşar. Ekmek almak isteyenler fırına değil, kasaba gider. Fırıncı buz satar. Sayfası böyle arkadaşlar. Bir sabah küçük mağazı giden kahvaltı ediyordu. Kahvaltı kızarmış et ve pilav yordu. Derken kapı çaldı. Küçük bay yan zıt giden başta duymadı. Çünkü biri kapıyı çalmamış da hafifçe tıklamış sanki. Tık tık tık. Küçük bayan zıt giden sonunda sesi duydu. Kapıyı bakmaya gitti. Arkadaşlar. Sayfası böyle. Kapıyı açtı. Cılız bir ses merhaba dedi. Küçük benzin giden başını eğip aşağı baktı. Sonra biraz daha eğdi. Bay Küçük tam önünde duruyordu. Şapkasını çıkarıp Küçük Beyaz'ın giden selamladı. Merhaba dedi. Tekrar Küçük Beyaz'ın giden gülümseyerek güle güle dedi. Bay Küçük şaşırdı. Kim şaşırmaz ki? Acaba bana yardım edebilir misin diye sordu. Küçük Beyaz'ın giden gülümsedi. Elbette yardım edemem.
Sayfası böyle arkadaşlar. Rusça konuşuyor. Bilmem. Ama ben kayboldum dedi Bay Küçük. Küçük Bayansız giden tanıştığımıza memnun oldum. Bay kayboldum diye karşılık verdi. Hayır hayır dedi Bay Küçük. Küçük Bayan Zutki'den adında beni arıyorum. Aramadığı kişi sensin diye kıkırdadı. Çünkü Bay Zutki'den bu küçük Bay Küçük o da ay annem ona vermem gerek bir mektup var diye ekledi. Küçük Bayan ise kimden telefon gelmedi acaba dedi. Şaşkına dönen Bay Küçük ben en iyisi gideyim diyerek mektubu bıraktı. Hoşça kal. Sayfası böyle. Bu Bay Küçük arkadaşlar. Küçük Bayansız giden merhaba diyerek kapıyı kapadı. Şaşırıp kalan Bay Küçük ise kafasını sallaya sallaya evine döndü. Mektup Bay Mutlu'dan gelmişti. Çünkü Küçük Bayansız giden ilk doğum gününü partisi davet ediyordu. Bay Mutlu Küçük Bayansız'dan ve henüz tanışmadı. Fakat ondan bahsedildiğini duymuştu. Partisinde onu da davet etmeden hoş olacağını düşünmüştü. Davetiyede partinin Mart'ın 14'ü Salı günü saat 3'te oldu yazıyordu. Arkadaşlar sayfası böyle. Mart'ın 13'ü pazartesi günü saat 2'de Küçük Bayan Zıtki'den Bay Mutlu'nun kapısına çaldı. İyi bayramlar deyip Bay Mutlu'nun eline bir kutu tutuşturuverdi. Bay Mutlu afalmıştı. Sen de kimsin diye sordu. Küçük Bayan Zıtki'den ben Küçük Bayan Güneş'im diye karşılık verdi. Bay Mutlu hayır değilsin dedi. Küçük Bayan Güneş'imi tanıyorum ve sana azıcık bile benzemiyor. Arkadaşlar sayfası böyle. Arkadaşlar bu Bay Mutlu. Bu da Bay Zıtki'den. Yani Küçük Bayan Zıtki'den. Bay Mutlu durup düşündü. Dedi. Gülümseyerek kim olduğunu anladım. Sen Küçük Bayan Zıtki'densin öyle değil mi? Senin her zaman aklından geçenin tam tersini söyleyip yaptığını duymuştum. Arkadaşlar sayfası böyle. Ama ben neden öyle yapıyorum ya? Hep böyle yapıyorum. Böyle. Ama neden ben şimdi böyleyken böyle yapmıyorum, size göstermiyorum. Çok saçma. Artık öyle yapacağım. Bay Mutlu içeri gelsene dedi. Küçük Bayan Zıtki'den gülümseyerek
Hayır, teşekkürler dedi. Maymutlu onun oturma odasına götürdü. Bu ne berbat bir oda dedi küçük bayan. Zıtkiden maymutlu sırıttı. Bugüne dek küçük bayan, Zıtkiden hakkında duydun. Her şeyin doğru olduğunu fark ediyordu. Küçük bayan Zıtkiden bir fincan çay ister misin diye sordu. Çaydan nefret ettiğin kadar hiçbir şeyden nefret etmem yanıtını alan maymutlu yine sırıttı ve çay demlemeye gitti. Arkadaşlar dur. Sayfası böyle. Sonra maymutlu küçük bayan Zıtkiden ilk arkadaşlarıyla tanıştırdı. Götürdü herkese açıklama yapmak zorunda kaldı. Küçük bayan Zıtkiden'in dedikleri aslında söylemek istedikleri tam tersi olduğunu anlattı. Küçük bayan Zıtkiden Bay Pis Boğaz, ne kadar zayıfsın demişti. Sayfası böyle arkadaşlar. Bay Pis Boğaz ondan bende yok ama isterseniz babamdan isterim. Onu da alabilir. Sayfası da öyleydi. Baygıdık ama da kısa kolların var demişti. Sayfası böyle. Bu baygıdık arkadaşlar. Ondan da ben de aynen onun da videosunu çekmiştim. Onu da izleyebilirsiniz. İzlemeyen varsa, izlemeyen olduysa. Baytitiz sakalını sevdim demişti. Halbuki bu sakal değil, bıyık. Arkadaşlar sayfası böyle. Ama bıyık olmamış da olabilir, bilmiyorum. Ama bıyık diye tahminim benim. Sonra herkes bu kusursuz öğleden sonra için teşekkür ederim. Hava aydınlanmadan evime gitsem kötü olur dedi. Baymutlu şaşırdı. Kusursuz mu? Küçük arkadaşlar pardon ya. Sen karıştırmadın. Küçük bayan Zıtkiden kusursuz biçimde rezaletti diye karşılık verdi. Sonra da gitti. Bay Pisboğaz kıkırdayarak epey ilginç arkadaşlarım var Bay Mutlu dedi. Bunu duyduğuma hiç şaşırmadım dedi Bay Mutlu gülerek. Sahiden de çok ilginç arkadaşların var dedi. Şurada arkadaşlar. Okay. Bay Pisboğaz, Bay Mutlu yine şaşırmadım diyerek sırıttı ve o da evine gitti. Arkadaşlar sayfası böyle. Okay. Sayfalarını göstermedim diye bakıyorum arkadaşlar ondan. Evde Bay Mutlu'nun aklına küçük bayan Zıtkiden'in ona verdiği kutu geldi. Doğum günü hediyesi herhalde dedi. Kutuyu açtığında içinde gerçekten bir
de bir hediye paketi çıktı. Yanında bir de kart vardı. Önce kartı okudu. Doğum günün kutlu olmasın. Zıtça yazmış yani. Hediye paketi ne var? Ne vardı dersin? Bir çift çorap. Çift yani gerçi çift oldukları söylenmezdi. Çünkü çorapların biri beyazdı, öteki çorap ise siyah. Küçük Ben Zıtki'den in de bir diyeceği gibi işte hikayemiz burada başlıyor. Zıtça konuş. Arkadaşlar ben bu sayfayı göstermedim. Sayfası da böyle. Güzeldi. Küçük Ben Zıtki'den okuduk. Bence keyifliydi. Keyifli bir videoydu. Ve bay bay.